Yaşar Öztürk'e sormak istediğiniz bir soru var mı? Tabii ki var. E, i̇stemeyerek de olsa e, orucumuzu tuttuğumuz esnada e, herhangi bir yiyecek içecek aldığımız takdirde orucumuz bozulur mu? Oruçla ilgili e, saat uzunluğundan bahsediliyor. Fazla oruç tutuyoruz deniliyor. İşte dünyanın birçok yerinde de aslında çok fazla oruç tutulduğu söyleniyor konuda görüş beyan ederse ilgimizi izle, ilgiyle izlemeyi düşünürüm kendisi. Celabiye bazına bana göre var neden yok onu açıklayabilir. Tartışmalar oluyor işte namazların kaç rekatla ilgili olduğu, oysaki ki İslamiyet'te namazların kaç rekat olduğu yazılıyor mesela nettir yani. Bunun hakkında kendisinin yorumlarını merak ediyorum. Özel günlerde kadınlar oruç tutabiliyor mu bunu kendisine sormak istiyorum. İngiltere'nin kuzey tarafında, Norveç tarafında 6 ay gündüz, 6 ay gece oluyor. Ee, bizim kutsal kitabımızda inandığımıza göre hakipliği e, Akipliği Kareplik'ten ayırtana kadar e, öyle bir zaman dilimi var. E, eğer oradakiler bu zaman dilimini neye göre uyguluyorlar? Valla deniz e, beni zorluyor. Denize girme böyle sürekli bir hevesi falan. Acaba dedim hani şöyle bir bizi boğaza kadar falan bir en azından şey yapsak boğaza, havuz daha mantıklı. Havuza falan geçecek acaba oruç ziyan olur mu? E, ben 15 yaşındayım şu an oruç tutuyorum. Kaç yaşımdan itibaren oruç tutabilirim. Şu an şartla oruç tutmam. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Yine bir cuma gecesi karşınızdayız. Sevgili izleyiciler bugün Ramazan ayı münasebetiyle biliyorsunuz Ramazan'a dair çok fazla soru var bilecek. Biz de bunları Türkiye'nin en çok yakından takip ettiği, en çok ilgisini çeken ve en tabii ki mutlu, mutlaka en bilgili hocasına, ilahiyatçı derece Türkiye'nin en çok ismini bildiği isme soracağız. Profesör Doktor Yaşar Rı Öztürk konumuz. Hocam hoş geldiniz. Şimdi size tabi Ramazan'a dair sorular soracağım ama biliyorsunuz bugünün asıl meselesi sizsiniz. Sizle ilgili ortada dolaşan bir haber var. <laughs> ee, yoğun bakımdaymışsınız, komadaymışsınız diye. Yoğun bakımdan buraya geldiğiniz için önce teşekkür ediyorum. Candacığım bir haftadır o Ha ya. öyle mi? Ben bugün gördüm. Ben 3-4 gün önce bir canlı yayında bir ekranda söyledim. Dedim ki yok ya ben tatildeydim bak program için buraya geldim. Tekrar döneceğim. Gene olmadı. Yani o de bizim yoğun bakım işi devam ediyor. Ben denize giriyorum akşama kadar denizdeyim. 15 gündür. Bu yanda yoğun bakım. Herhalde biriyle karıştırdılar veya biri nasıl bir şaka yapıyor. <laughs> Maşallah gayet iyi görünüyorsunuz. Bir sorun yok değil mi? Her şey yolunda. Ya yok alakası. Yok. Yok. Allah şifa versin daha da iyi etsin inşallah diyelim. Sorulara geçelim. Şimdi en çok insanların sorduğu soru bu Ramazanda böyle bir imsakiyelerle ilgili imsakiyeyle ilgili bir tartışma var. var. Ya, Geçen sene de vardı. Bu sene ama bayağı alevlendi. Evet. İnsanlar fazla mı oruç tutuyorlar hocam? Bana göre de öyle. Öyle mi? Şimdi bu işi ilk defa bu meseleyi gündem yapan e, benim neslimin hepimizin hocası sayılan Profesör Hüseyin Atay evet. olmuştur 30 yıl kadar önce ben o zaman Tercümanda Ramazan sayfaları yapıyordum orada hoca bunları konuştu gündeme getirdi sonra 80'den itibaren Hürriyete geçtim ben Hürriyette de 2-3 defa hoca bunu gündem yaptı Diyanet kısmen ilgilendi fakat bir türlü geleneği ee, rencide etmeyi göze alamadı Diyanet. Diyanet bunun böyle olduğunu biliyor. Yani Diyanet'in en önemli, en güvenilir insanları da bunu itiraf ediyorlar, ettiler. Fakat e, gelenek böyle. Nedir o gelenek? Gelenek fazla oruç tutturuyor. Yani ihtiyat payı dedikleri. Yani getirip tam ucuna dayatma orucun tehlikeye girer ya aç kalırsın, aç oruç tutarsın falan. Onun için ihtiyat payı rahat rahat olsun diye önce ihtiyat payı dediğiniz bir buçuk saat olmaz ki. O kardeşim. kadar bir fark var mı? Var tabii. Süleyman Ateş'in okuduğum bir açıklamasını güneşin doğuşuna bir saat kalana kadar yenir diyor. Ee, Hüseyin Atay Hoca'ya kadar. Hüseyin Atay Hoca'ya sorarsanız yarım saat kalana kadar... E, Hadi bırakın yarım saati de yani iki saat kalana kadar, iki saat önceden de kestirilmez ya gecenin yarısında. Burada başka bir sıkıntı daha var. Onu da Abdülaziz Bayındır Hoca gündeme getirdi. Geçen hafta buradaydı. Çok haklı olarak. Şimdi bu şekilde tutturulan oruç sabah namazlarını kılınmamış hale getiriyor. Bakın çok enteresan. Nasıl yani? Nasıl yani? Namaz vakte bağlı bir ibadet. Şimdi namaz vaktinde kılınacak. Vakti çok geniş olan namazlar var. Çok dar olan akşam namazı gibi böyle çok kısa, 5-10 dakikayı geçmeyen vakte e, bağlı olan namazlar var. Şimdi siz bugünkü imsakiyeye göre, değil mi? Ezanı okudu mu müezzin? Bitti. Bitiyor. Bu ne demektir? Bu aynı zamanda teorik olarak artık ey Müslüman sabah namazını kılabilirsin. kılabilirsin. Gece bitti. Gecenin bitişi demek bu. Kılıyor adam. Halbuki sabah namazının vakti girmemiş. Evet. Şimdi sabah namazının vaktiyle ilgili verileri tetkik ettiğiniz zaman oradan çıkıyor zaten. Nedir o verileri bize anlatır mısınız biraz? Verileri neyle anlatacağım size? Yani tabii hadise onları takvimciler size anlatır. Ama Hazreti Peygamber'in kıldığı sabah namazının vakti bu değildir. Dolayısıyla sabah namazları kılınmamış oluyor. Yani tatavuan namaz kılmış oluyor adam. Sabah namazı kılınmamış oluyor. Şimdi Abdülaziz Hoca haklı olarak bunu da gündem yaptı. Ee, o halde Diyanet'in bu işe bir el koyması, düzeltmesi lazım. Çünkü vatandaş Diyanet'in takvimine bakar, bakması lazım. Biz de herkese öyle diyoruz. Böyle bir karmaşa olmasın. Olmasın da canım ortada şimdi Hüseyin Atay hoca bunu 30 yıl önce söylemiş. Hüseyin Atay hoca e söylediyse söyledi. Onun fikridir. Denecek bir adam mı? Niçin desin? Yani niye? Hüseyin Atay hoca bunu o zaman takvim uzmanlarıyla birkaç profesörle gündem yaptı, yayın yaptı, bir kitapçık çıkardı bu konuda, Diyaneti uyardı, Diyanete etkili insan, Diyanette şu kadar öğrencisi çalışan bir insan. Ee, şimdi hoca bunu söyle, hoca oruç oruç ve namaz meselesinde ilahiyatçıların en titizlerinden biri kazaya namaz bırakmamış ve adam sahibi tertip bir adam Hüseyin Atay hoca. Bunu Kılı kırk yaracak şekilde tetkik etmiş ve öyle söylemiştir. Bugün söylenenler hocanın söylediklerinin bir tekrarıdır. Yani söylenecek olan şu. Bir şey soracağım. Diyanet işlerinden bu konudaki bütün eleştirilere, yorumlara gelen itirazlara, yani çok e, sert benim bence sert e, cevaplar geliyor. Bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Ya bu inat, bu ısrar neden peki? Yani Diyanet hangi bilgiye göre? Burada bir tane kitabımız var Kur'an-ı Kerim. Herkes ona bakarak konuşmuyor mu hocam? Şimdi Diyanet geleneğe göre konuşuyor. Ve bunu itiraf ediyorlar. Hiç başka türlü konuşmasınlar. En güvenilir arkadaşlarımız geçen sene bu teravihle ilgili meselede benim yaptığım bir programa katıldı ve dedi ki sizin dediğiniz aynen doğrudur. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Gayet tabii doğrudur. Yani biz durup dururken başımıza dert mi arıyoruz? Müslümana sıkıntı vermenin peşinde peşindeyiz. Ya yanlış. Vakte bağlı bir ibadettir diyor Kur'an namazdan bahsederken kitabı mevkut diyor. Vakte bağlılığı tescil edilmiş bir ibadettir. Sen milletin nam sabah namazını vakitsiz kılmış ve böylece kılmamış duruma düşürüyorsun. Ve karşında Atay gibi bir üstad İslam aleminin bugün yaşayan en büyük ilahiyatçısı bana göre. Öbür tarafta fıkıh profesörü bir insan Abdülaziz Bayındır, Bayındır. Evet. ve emsali. Hani ben değil sen felsefe profesörüsün. Bırak fıkıhçılar desin diyorlar. Benim esas işim fıkıh'tır ben. Çünkü 20 yıl medrese sistemiyle babamdan başlayarak fıkıh eğitimi gördüm. Ben yani fıkıh kaynaklarını tasavvuf kaynaklarından çok daha iyi bilirim. Onu da bu arada söylemiş olayım. Bazıları oradan <laughs> susturma numarası çekiyor. Diyor ki: "Ya hocam sen felsefe profesörüsün. Özellikle tasavvuf felsefesi senin branşın." E bir de hukukçusun. E hukukçuyum, hukuk ne oluyor o zaman? O, o da fıkı. Dolayısıyla e, hiçbirimiz ne durup dururken e, kendisini dedikoduya maruz bırakır <laughs> ne de e, dinin rahatsız olacağı ve bizi de hesaba çekeceği bir tavır içine girer. Değil mi? Diyanetin söylediği şudur. Sayım Hoca bunu ifade etmiştir. Oranın en saygın insanlarından. Profesör Sayım Efrem. Aynen böyle söyledi canlı yayında. Dedi bunlar doğru fakat biz dedi yüzlerce yıl devam etmiş bir geleneği dedi. Nasıl dedi kaldırıp atacağız şimdi bu dedi böyle kolay bir iş değil. E bitti. Bitti. Tabii bu Söyleniyor, yalnız bu çok tehlikeli bir söylemdir. Zahim Hoca gibi son derece değerli, ve son derece iyi niyetli insanlar bunu söylerken acı duyuyorlar, biliyorum. Ama bu söylem çok şaibeli bir deklarasyondur. Çünkü e, biz geleneğin dediğini nasıl kaldırıp atacağız dediğiniz zaman, bakın bu, bunu üzülerek söylüyorum, yine tırnak içine alarak söyleyeyim. Bu şirkin savunmalarından biridir. Böyle gördük, böyle gider. Atalarımızdan böyle gördük diyor şirk. Yüz küsur ayet var Kur'an'da. Onun için diyanet her konuda bu savunmayı yapmıştır. Her konuda. Hatta şimdiki diyanet derli toplu, yani Ali Bardak oğlunun, <laughs> şimdiki başkan bunlar oldukça... E, derledi, topladılar. Çok perişandı daha önce. Çok perişandı. Bakın şimdi. Yıllar önce biliyorsunuz namazlar üç vakitte cem edilebilir. Dedik. Yani bundan daha normal söylenebilecek hiçbir şey olamaz. Hatta söylenmesi gereken hiçbir şey olamaz. Ve Diyanet buna karşı çıktı. O zaman sarı, beyaz, ruhu katran gibi bir adam vardı diyanetin başında. Her yol mubah filan derdiler adına. Böyle bir lakabı da vardı onun. Her neyse maalesef diyanetin en uzun süreli başkanlığını yapmış olmakla da maruftur. Şimdi Diyanet Buhari'yi yayınlamıştır. Buhari'yi tercüme ve şerhini. O Cumhuriyet'in İslam konusundaki anı eserlerinden biri. Atatürk'ün ve meclisin iradesiyle çıkarılan Elmalı Hamdi tefsiri var. Biliyorsunuz aşılmamış. Bak, cumhuriyet'in aşılmamışlarının liste başlarında Elmalı tefsiri var. Bugün sadeleştirme adı altında satıp satıp paraya tahvil ediyorlar. O sadeleştirmelerin hiçbirisi de güvenilir değildir, onu da söyleyeyim en güvenilir tefsir şey meal tefsir Elmalılı Hamdi Efendi'nin filan tamam amenna bu sadeleştirmeler mi o? Orijinal Diyanet tarafından 1935-36'da yayınlanmış olandır o. Sadeleştirmeler herkesin kendine göre yaptığı Elmalı'nın isminde kullandığı kitaplardır. Hiçbirisi güvenilir değildir. Onu da burada tescil edeyim ilim adına. Şimdi Elmallah Hamdi tefsiri bir numaralı anıt. Hala aşılmamış. Bağırıp duruyorlar işte hepimiz. Falan şöyle oldu böyle oldu 30 ilahiyat fakültesi bilmem ne. Hala Elmallah Hamdi'nin tefsirinin yerine koyacak bir şey üretememiştir. Atatürk sonrası zaman. İkincisi o da anıt. O da hadis alanında anıt. Buhari Muhtasarı, tercüme ve şerhi. 12 cilt. Ahmet Naim başlamış, ikinci ciltte namazını kılarken rahmete kavuşuyor, mübarek bir insan. Oradan alıyor, Kamil Miras profesör ki o da bir otorite, devam ediyor ve bitiriyor. O da Meclis'in iradesi ve Atatürk'ün direktifiyle yayınlanmış iki anıt eser. Şimdi bunları Diyanet yayınlamış. Buhari Diyanet'in yayını. <laughs> Buhari'de namazların cemine ilişkin bütün bilgiler var. Hazreti Peygamber bunu niçin ve nasıl uyguladı? Hepsi var. Kütüb-i sit'tenin tümünde var ama Buhari'de de var. Buhari, Buhari diyorlar, değil mi? Buhari'de de var. Onu yayınlamış. Bu yandan bir başkası çıkıp da bu var ey ümmeti Muhammed, bundan hi hacette zaruret görürsen istifade edersin dedim vay namazları üçe indiriyor. Diyanet bunları yaptı. Bugünkü Diyanet değil. Ama kurum olarak Diyanet madem ki devam vardır kurumlarda Diyanet bunları yaptı. Şimdi izleyicilerimizden şöyle bir sor yani evet. şu soru çok geliyor. Şimdi de bu benzerini yapıyor Candaşcığım Şunu sözüm bitireyim. Ee, e, yarın yine yüzleri kızaracak bir duruma düşerler. O zaman kim olur Diyanet'in başında? Kim olur oralarda? Bilemem. Ama kurum olarak bu şaibeyi e, üzerlerinden atmaları lazım. E bu kadar yıldır atılmadığına göre ben pek atılacağını da zannetmiyorum. E, bilemem. Ya daha neler var öyle. Durun şunu bir Hac, size... hac ibadeti Kur'an'ın ahkamına aykırı yapılıyor. Nasıl yani? Hiç dinlemedin mi sen? Ben bunu yıllardır söylüyorum. Haccı Kur'an-ı Kerim üç aya yaymış. Açık. Ve eşhurul hac diye Arap dilinde bir tabir var. Hac ayları. Ve Kur'an-ı Kerim el haccu eşhurun malumat diyor. Hac bilinen aylardadır. Çoğul kullanmış. Cemi kullanmış. Eşhur. Arapçada cemi en az üç birimdir. Üç, üçlüdür. Hatta bazı müfessirlere göre eşhurul hac eşhurul hurumdur. O zaman dört ay olur. Eşhurul hurum tabiri Kur'an'da geçiyor. O da ayrıca. Dört ayı bırakalım. Çoğunluğun kanaati eşhurul hac. Hac ayları üç aydır. Siz haccı nasıl yapıyorsunuz? İki güne sıkıştırıyorsunuz. İki gün. Ve bir Badire'de 3 bin kişi öldü tünel faciasında. Sonraki yıl bin küsür kişi öldü. Sonra bilmem ne kadar insan ölüyor izdihamdan. Ve istediği gibi de hac yapamıyor Müslüman dünya. Çünkü kota var. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bunu üç aya yayın Kur'an'ın söylediği gibi. Efendim peygamberimiz o günlerde yaptı. <laughs> ya kardeşim aklını başına topla ağzından çıkanı kulağın duysun. Peygambere de iftira ediyorsun. Hazreti Peygamber hayatında bir kere hac yaptı. Bir kere hac yaptığına göre o, o iki günde yapacaktı onu. Ama ben bunu böyle yapıyorum. Sakın siz Kur'an'ın dediğine haşa bakmayın. Bakara suresi 190 küsür veya 201-202. Onlara bakmayın. Aynen bu günlerde yapacaksınız. Efendim Arafat'a çıkılacak. O gün Arafat'a Arafat çıkılması için gün mü koyuyor Kur'an-ı Kerim? Arafat'ta vakfı evet haccın şartlarında. Gün mü koyuyor? Ve Arafat tabiri çoğul kullanılmıştır. Ben kitabımda bunların ayrıntılarını verdim. Kur'an mucize bir kelamdır. Niye Arafe Arafat diye çoğul kullanıyor? Çünkü haccı o üç ay içinde hangi günlerde yaparsan senin Arafen de o gün tayin edecektir. Kur'an'ı adam gibi okumak lazım. Kur'an'ı Kur'an'ın istediği gibi okumak lazım. Bunu ya okuyamıyorsunuz yahut okuyorsunuz ama inat ediyorsunuz birileri sizin hakkınızda dedikodu yapmasın diye. Biraz önce Bakara Suresi'nden bahsettiniz. İzleyicilerimiz de bunu soruyor. Özellikle bu e, savur saatiyle ilgili e, Bakara Suresi'nden ayetlerle referanslar veriliyor ve e, işte bu siyah iplikle beyaz ipliğin ayırt edebildiği an Hı. diye bir referans konmuş. Siz onu bilir misiniz? Eğer onu sahabenin uygulamasına, mesela Hazreti Ebubekir'in uygulamasını o siyah iplik veya yetebeyyene lehumul haytul ebyad minel haytul esved. Mecazi değil, asli manada alanlarda olmuştur. Oraya gidersen, hani biz diyoruz bir saat, yarım saat filan kalana kadar güneşin doğuşuna. 20 dakika kalana kadar bile yersin. Nedir hocam o ayet tam olarak? Onu bir anlatır mısınız bize? Şimdi diyor ki, oruç işte Ramazan ayı boyuncadır. Şu 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 mazeretleri olanlar kazaya bırakır şu mazereti olan da karşılığında fidye verir. Nedir o? O mazeretleri söyler misiniz bu arada? Hazır sormuş. Yolculuk. Kadınlar için iddet hali. Bir şey pardon, adet hali. Hı, hı Tabii adet hali sordu izleyicinin biri. Adet hali kadına oruç tutmama ruhsatı verir. Sonra gününe gün tutar. Yani kaza etme. Evet. Anladım. Zaten orucun kefareti falan olmaz. Öyle mi? İsterse kadın o halinde adet halindeyken orucunu da tutar namazını da kılar. Bunu da ilk defa biz terennüm ettik bu ülkede. Buna da Diyanet karşı çıktı. Fakat Ali Bardakoğlu'nun zamanındaki bir fıkıh profesörüdür o da. Çok değerli Bunun şey. olabileceğini söyledi. Hala gakkuk edenler var mı yok mu bilmiyorum. Bizden 10 sene sonra ama söyledi. O söylendi. Yani hatta teşvik edildi kadınlara. Adet halindeyken oruç tutabiliyorlar kadınlar. Oruç da tutar, namaz da kılar. Namaz da kılar. Ama tutmama şeyi bazen Hazreti lazım, kaza Peygamber'in da. onlara getirdiği yasak değildir, ruhsattır. Hmm. Diyor ki sahabi kadınlar o halde o zamanda pet yok, o yok, bu yok. Geliyorlar camiye. Ayaklarının üstüne kan akardı. Hazreti Peygamber ne diyecekti onlara? Bu halinizle de namaz kılacağım. Hastalık halidir bakın. Kur'an bunu vermiş. Hastalık hali. Hastalık haline ait hükümler ona da uygulanır. Kadın isterse o günlerde orucunu tutmaz ve orucunu sonra kaç gün yemişse kaza eder. Tamam mı hı, hı. candaş? Ee, bu, bu şey... namazlarını isterse kılmaz. Namazın kazası Kur'an'da düzenlenmediği için namazlarını kaza etmez. Onlar Allah'ına bağışlar. Olay bu kadar basit. Şu siyah iplik beyaz iplik ifadesini anlatıyordunuz tam şey. Ha, onu Şöyle diyor, orucunuzu açtıktan sonra şafağın siyah ipliği, beyaz ipliğinden ayrılıncaya kadar fecrin, minel fecr tabiri var orada, beyan sadedinde. Yiyin, için, kadınlarınızla, eşlerinizle münasebette bulunun, hepsi serbest. Orada geçiyor bu tabir hatta yetebeyyene lekumul haytul abyad min el min fecr. Fecrin siyah ipliği, ayrılıncaya kadar. Sahabenin bazısı bunu fecrin mecrin manasında mecazi almamış. Doğrudan siyah iplikle beyaz ipliği almış. Bunlar net biçimde birbirinden ayrılıyor mu? Bakmış ve orucunu ona göre açmıştır. Bunlardan biri de Hazreti Ebu Bekir'dir. Yani böyle gün ışığına bakıp, ya yani gün ışığına derken havaya bakıp yani, siyahla evet, beyaz Evet. Ayır. Hatta bir rivayet gördüm. Hazreti Ebu Bekir, perdeleri açmayın ben şimdi beyaz iplik siyah, siyah ipliği bu loş karanlık e, atmosferde bakacağım Allah'ın lütfundan faydalanacağım ona göre orucumu imsakimi yerine getireceğim diye kaynaklarda bir, bir rivayette vardır. Yani bu sonradan dinde Tabir caizse dinde Abdurrahman Çelebilik yaparak sanki Allah ve peygamber bir şeyleri eksik bırakmış, bunlar tamamlıyor. Allah ve peygamber ipin ucunu kaçırmış, fazla toleranslı davranmış. Bunlar hizaya getiriyor havasını ve bunları ben bazılarından dinledim. Peygamber öyle yapmış olabilir diyor adam. Ben işi sıkı tutmak istiyorum. Buyur. Dedim ki ona. Sen böyle düşünüyorsan sen hiç boşuna uğraşma. Peygamber hakkın huzurunda senin bu suratına <laughs> tükürür ve senin gideceğin yer cehennem olur. Peygamber öyle yapmış olabilir. Ben işi sıkı tutmak istiyorum. Yani peygamber işi tavsatıyor öyle mi? gevşetiyor. Bakar mısınız? Şimdi Allah'la yarışa kalkmayın. Yarışırsanız din sizi yere serer diyor Hazreti Peygamber. Bunlar Allah'la yarışanlardır. Size Nesibe Hanım'ın bir sorusu var. Diyor ki abdesti bozan şeyler durumlar belliyken nasıl bayanlar adet halinde namaz kılabiliyor anlayamadım diyor. Hayır adet halinde abdestini alacak. O abdestini onun fıkıhta çözümü var. O hanımefendi bunları bilmediği için gayet tabi olarak şaşırdı şimdi. Hastalık hali olduğuna göre mazeret hali demektir. Sahibi özür nasıl kılar namazını? Mesela basuru olsa bir adamın ve bu, burada şimdi şerii bir mesele konuşuyoruz. Ayıp olmayacaktır takdir eden herkes. Makatından kan aksa. Nasıl kılacak namazını? Pis kan akıyor makatında. Sahibi özür. Her namaz için bir abdest alacak başka bir şeyden namazı, abdesti bozulsa da bozulmasa da o abdesti alacak. Ve onunla istediği kadar bir vaktten öbür vakte kadar istediği kadar namaz kılar. Öbür vakit geldi mi farz vakit tekrar bir abdest alacak. Sahibi özür için durum budur. Kadın o halinde de böyle namaz kılar. Şimdi bakın ne diyor birileri? Diyorlar ki makatından pis kan akan basurlu insan sahibi özürdür. O namazını kılar. Her vakitte bir abdest almak şartıyla. Fakat analık gibi uluhiyetten sonra Kur'an'ın beyanı ile en kutsal mertebe olan analık gibi bir keyfiyetin göstergesi olan adet kanı o basurlu adamın kanından daha kötüdür adet kanına maruz kalmış bir kadın namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an okuyamaz. Caminin kaç metre yakınından geçebilir diye açın fıkıhta tartışmalara bak. Diyorlar diyorsunuz. Bunlar böyle şeyler evet, de var bakın. diyorsunuz. Ee, şu... ama 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 aynı fıkıh ve aynı hoca efendiler Kur'an-ı Kerim'in adet halindeki kadına sakın cinsel manada yaklaşmayın diye kesin yasak koyduğu ve tek getirdiği yasak budur. Bu yasağı delmek için akıl almaz şeytanlıklar sevgilemişlerdir. Bunları ben sabah tümerle yaptığım programda İslam nasıl yozlaştırıldı kitabımdan getirdim. Yerlerini de göstererek anlattım. Burada tekrar etmeyeyim. Vakit. Hamile kadınlar gider. oruç tutabilir mi diye sormuş size izleyicimiz i̇sterse tutar ama çocuğun sağlığını düşünecek. Onu doktoruyla konuşacak. Onun onu fetva makamı ben değilim. Bir izleyicimiz güzel bir soru soruyor. Hocaya sorar mısınız? O e, orucunu ne hangi imsakiyeye göre açıp kapıyor diye. Ben orucumu benim söylediğim imsakiyeye göre tutarım. Maalesef 48 sene muntazam 12 yaşından itibaren oruç tuttum. Oruca çok düşkün bir insanım. Ama 2 senedir bu ameliyat münasebetiyle maalesef nedir doktorlardan icazet. Yani normalde tamam. Diyanet'in açıkladığı ve okunan namaz Hayır. saatinden bir Hayır. saat sonra Hayır. Diyanet'in Diyanet'in takvimine göre ben oruç tutmuyorum. Biraz önce söylediğiniz referans. E gayet var abi. ben Diyanete uyarsam benim kahvehanede pişpirik oynayan adamla farkım ne? Ve ömrümü bu işe verdim. Onlar bana uysun. Şimdi Ramazan'da tabii bir de teravih namazı var. Bununla ilgili çok soru var size gelen. Evet. Ee, siz bir önceki programda teravih ile ilgili bir takım itirazlarınızı dile getirdiniz. Onları ben değil de yani başlatan Abdülaziz Hoca oldu. Evet. Bir fıkıh e, akademisyeni olarak. Ben de kendisine katıldım, destek verdim. Evet. Teravih namazı yoktur mu diyorsunuz hocam? siz? Yoktur demek yanlış. Ne diyorsunuz hocam? Bugünkü şekliyle yoktur. Nedir bugünkü şekli? Bakın şimdi... Ben bu işlere girmek istemiyorum. Yani ben aslında İlmihal Hocalığı artık yapmak istemiyorum. Çünkü bir, ikilem doğuyor. Sonra oturup düşünüyorum. Ya kaş yaparken göz mü çıkardık? Şöyle veya böyle. Üç aşağı beş yukarı. Biraz eğri biraz doğru. Diyanete. Yani tek şeye uysun gitsin halk. İki, kusura bakmayın bana ne diyorum ya. Size ne mi? Evet. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden iki küsur katrilyon para alan eski rakamla bir anayasal din kuruluşu var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir din kuruluşu yok. Din devletleri İran, İsrail gibi dahil. Bu dururken ben mi bu işleri halledeceğim? O zaman ben de tutuyorum, benim de felsefe profesörlüğüm tutuyor. Ben felsefi, fikri meselelerde konuşayım diyorum. O bakımdan ben şimdi burada senin hatırım var, gelmişim, sohbet ediyoruz. Sor, ne sorarsan söylerim ama bana göre Abdülaziz Hoca ile bunlar. Geçen hafta buradaydı kendisi. Bil ki o ne diyorsa ben de o fikirdeyim. Ama onunla konuş. Müsaadenizle ben soru sormaya devam edeceğim. Çünkü sizin ilminizin burada ne kadar, yani sokakta ne kadar karşılık olduğunu biliyorum. İzin verirseniz ben sormaya devam sor, edeceğim. Sor sor canım gayet <laughs> tabii. Sen ısrar edersen ben bir defa ağa girmişiz artık. <laughs> Hayır, e, inanın bazı sorular, e, ben size defalarca röportaj yapmış bir gazeteciyim... E, Hani artık komik geliyor ama sokakta bir karşılığı varsa en azından doğrusunu sizler gibi insanlardan insanların duymasına fayda olur. Ya faydalı komik gelmiyor, hüzün verici geliyor. Komik Şimdi Sokak ne röportajını yapsın? gördünüz mü? Havuza girmek e, orucu yani, bozar mı diye evet, soru var hala. Evet. Denize yani, Yıllardır sorulur bu. Ne yapsın? Öyle bir hale getirmişler ki adam sağa dönme günahtır, sola dönme günahtır, aşağı bakma günahtır, yukarı bakma günahtır. Ne yapsın adam? Korkuyor. Evet, ee... ama halk için de artık mazeret dönemi bitmek üzeredir. Hı hı. Çünkü kitap devri, internet devri, bilgi çağı okuyacak. Hoca Efendi buyurdu ki, ne demek Hoca Efendi, kimse bir şey buyuramaz. Herkes bildiği kadar konuşur. Sen de öğren, sen de konuş. Bu teravih namazıyla ile ilgili çok fazla soru var hocam. Onu sormak durumundayım size. Ee, ya geçen program... Ben programda... sana Hazreti Peygamber'in dediğini diyeyim kapatalım. Lütfen. Hazreti Peygamber bunu dikkat edilsin altını çiziyorum. Cami dışında cami dışında dört rekat bazen de sekiz rekat kılmıştır. Camide kılınmasını da yasaklamıştır. Teravih'in. Evet. Buna bir itiraz olan var Yasaklamıştır ve demiştir ki bunu ileride farza dönüştürürler. Diğer namazların mertebesine çıkarırlar ki aynen çıkarmışlardır. Bugün bakın gerekçesini de Cenab-ı Peygamber bizzat kendisi söylüyor. Sonra nasıl oldu da böyle oldu? Bakın orada özür kabahattan büyüktür. Deniyor ki Hazreti Ömer bunu serbest bıraktı. Dedi ki bu bid'attır. Evet peygamberimizin sünnetinde yok ama güzel bir bid'attır. Ben Ömer'in böyle bir şey yaptığını asla kabul etmiyorum. Çünkü Ömer'in bütün dehası, fıkhi dehası, zihniyeti, celadeti, tavrı, tarzı. Ben Ömer'i en iyi tetkik eden adamlardan biriyim. Böyle bir sözü söylemesine imkan vermez. Peygamber'e yalan isnat edenler binlerce hem de. Ömer'e niye yalan isnat etmesin? Şimdi ya Kur'an'a bakacaksınız, o zaman teravih diye bir namaz yok. İsteyen istediği kadar tatavuan, namaz kılar, öne açıktır. Eğer sünnete bakacaksanız, o zaman Hazreti Peygamber'in dediği budur. 20 rekat hiç kılamazsınız, camiye de sokamazsınız. E biz şimdi camide namaz kıldık ya, sen ne, namaz kılınmaz mı camide? Şimdi öyle bir şey diyor ki adam, bu aforozun çok şeytani bir şeklidir. Ya camide namaz kılmamızdan rahatsız mı oluyorsun? Adama bakar mısın? Hem soruyor hem de böyle diyor. Ben niye rahatsız olayım ya? Sorma cevap vermeyeyim. Ben seni gelip yakandan tutup da çık buradan kılma mı dedim? Ama soruyorsun, cevap veriyorum. Sormuyorsan sorma. Nere gidiyorsan gideceğin yere kadar yolun var. Ama sorarsan ben senin keyfine göre veya geleneğin keyfine göre cevap veremem. Gerçeği budur iş. E kılsak <laughs> ne olur? Hiçbir şey olmaz canım işte. Kıl. Bin senedir kılıyorlar. Ne olduğu ortada. Buyur devam et. Ee, siz hatırlıyor musunuz? Geçen programda demiştiniz ki milli piyango berbat bir kumarbazlık örneğidir demiştiniz. Hiç hiçbir tereddüdüm yok ve değiştirmedim. Milli piyango kumardır. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki... Milli kumar yani milli kumardır. Milli olunca kumar olmuyorsa bilemem. Bir izleyicimiz diyor ki oruçluyken milli piyango bileti almak kumar oynamak değil mi? Dalga, dalga geçiyor. Oruçsuz aldığı zaman ne oluyor? Zaten öyledir de. Dolayısıyla bu orucu bozan bir faaliyet olmuyor mu? Yani git şuradan ne alakası var? Şimdi böyle bu bunlar işte bu benim Antalya'da denize girerken şeye gönderildiğim gibi yoğun bakıma bunlar maytap sorular. Sen de bunları ciddiye almayın. Hayır ama ben çok mantıksız bulmadım. Yani Hayır, kumar oynamak değil midir bu sonuçta? Çok mantıksız. Hayır oruçluyken kumar ya, oynamaktır o, o zaman. Bu. Oruç kumar oynadın, mı, orucun bozulur mu? Kumarın cezasını verir Allah sana. Orucunda oruçtur. Ne alakası var bunun ya? Yani çaldığın bir ekmeği yedim mi karnın doymuyor mu? Doyuyor. Sonra cezanı çekeceksin. Hayır ama yani ekmek yedim, karnım doymasın mı? Böyle bir saçmalık olur bu. Size şeyi sormuşlar mesela İzlanda gibi ülkelerdeki saat şeyiyle düzenlemesi örneğini vermiş bir izleyicimiz. Diyor ki orada insanlar nasıl bir referansla hareket edecekler? Oruç açarken. Şu altı ay gündüz altı ay gece. Evet, evet. Efendim bunu Muhammed Hamidullah bu yüzyılın en büyük asıl saadet araştırmacısı ve fakihlerinden biri. Çözmüş. Zaten eski kaynaklarda da var. Onlar ne yapacaklar? Ya kendilerine yakın vakitlerin tayin ettiği bir bölgeyi esas alıp ona kıyasla saat tutarak ibadetlerini yapacaklar. Tamam mı? Hı hı. Yahut da onu diyen fakihler de var. Vakit doğmadığı için vakti doğmadığı için o ibadet de orada vücub ifade etmez. Yani namaz vakte bağlı kitabı mevkut bir ibadettir diyor Kur'an. E, altı ay gündüz olan bir yerde akşam namazını, yatsıyı, sabahı nasıl kılacaksın? Doğmuyor vakti. Ha o zaman ne devreye girer biliyor musunuz? Evrensel bir dinde ikame değerler var. Allah'a ibadet sadece namazdan oruçtan ibaret değil. Başka ibadetler yaparsın. Yahut o vakitlerin doğduğu bitişik coğrafyalardan birini esas alır. Saat tutarak ona uyup ibadetlerini yaparsın. Çözüm var. Ee, bir izleyicimiz diyor ki, bu işte bu fala bakma falan meseleleri, gaybe dair konuşmak değil midir ve günah değil midir? diyor soruyor. E, falcılık tabii ki İslam'ın e, işte kahve e, falan bir sürü saymış. Efendim şey onaylamadığı bir şey şeye. Kahve, maytap olsun diye açtırırsın kahve içtin mi? Hele çok kafa dengi, geyik yapacağın bir arkadaşın varsa ve özellikle hanımsa söylersin. Bak şuna filan. Bakar. Ama İslamiyet bunları onaylamaz. İnsan hayatını böyle falan mala bağlamak İslam'ın nefret ettiği bir şeydir. Fal bal. Tabi. Doğru değil. E, kişilerin adlarına izafe edilen camilerde namaz kılmak caiz değildir demiş. Hoca, bu hocamıza ait bir söz. Ben diyor. Ben dedim. Ben ilk ilk defa ve son defa ben dedim ve aynen tekrar ediyorum. Kişi ismi ne olursa olsun diyor. Hayır. Ha camiyi yapan mesela Sina'nın ismini camiye verirsin. O ayrı bir iş. Nasıl yani? O eseri üretmiştir. Evet. Ama para vermiş caminin yapımı için bu adamın adını verdim mi veya neyse benzeri bir aracılık yapmış? O o camide Kur'an'ın beyanlarına göre ibadet caiz değildi. Fasittir namazlar. Bunu ben Söylüyorum ve bunu savunmaya ve ispata da hazırım. Tövbenin yeri dinimizde nedir diye bir sürü soru var. Ee, genel olarak soruyu ben size böyle söyleyeyim. Özel örneklerle sormuş izleyicilerim. Tövbe şu. hayatın hayatın en dinamik kanunlarından en itici güçlerinden en erdirici güçlerinden biridir. Tövbe kişinin ...noksanını fark ve itiraf etmesidir. Tövbenin güzelliği ve özelliği de burada. Bunu Cenab-ı Hakk'a karşı itiraf ederse... ...Cenab-ı Hak da onu affeder. Kur'an-ı Kerim'de tövbe... E, ...yani böyle sormuş o yüzden... Çok yani, geniş yer alır. Tövbe ritüeli Allah yani Bir namaz de, kılmak, tövbe namazı... Allah'ın isimlerinden mi? biri de tevvaptır. tevveleri çok çok kabul edilir. Ve bu geçiyor Kur'an-ı Kerim'de defalarca. Tabi Allah'ın gaffar, gafur, affedici isimleri de var. Hepsi tövbenin büyük yerine işaret eder. O bakımdan tövbe hakikaten çok hayati bir kavramdır. Noksanını itiraf kurumudur. Noksanını itiraf etmeyen zaten ne Müslüman olabilir ne de adam olabilir. Hazreti Peygamber ne diyor biliyor musunuz? Ben günde bazen yetmiş defa istiğfar ederim. Yani tövbe ederim. Bu ne demek? Tasavvufta bu makes bulmuştur. Denir ki o kadar süratle yükseliyordu ki Hazreti Peygamber ruh, ruhani alemde veya tekamülünde. Her anı bir önceki anına göre baktığında bir önceki anının noksan görüyordu ve ondan tövbe ediyordu. Eksiğini görüyordu. Tövbe eder, bir arkadaşım tövbe ile ilgili iki rekat namaz kılmalısın tövbe diye söyledi. dedi. namazı, de. namazı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet Öyle göremedim bir şey hocama Öyle sorar şey mısın diyor. Tövbe namazı falan diye bir şey yok ya namaz namazdır. Ya ya tövbe herhangi bir, namazdır. bir dua herhangi bir şey Hayır efendim tövbe suç işlemişse suçunu itiraf edecek. Tabi Allah'a karşı işlediği suçlarda tevbe geçerli. İnsan hukukunu çiğnemişse bunun tövbesi yok. Onu ödeyeceksin gidip. Yani çal çırp çal çırp. Geçenlerde bir tane ben o tabiri kullandım. Burada da kullanacağım. Çünkü başka şey ifade etmez onu. Kendimi ayıplarım. Namussuzun biri diyor ki rüşvet Haramdır tamam ama eğer rüşvet alan namaz kılıyorsa alabilir. Ne oldu şimdi bu? Hı? Ne oldu? Komik oldu biraz, bir ayıp oldu. Ha. Onun için tevbe kulaklarında söz konusu değildir. Tevbe kelimesi Cenab-ı Hak'la, yaratıcıyla yaratılan bizler arasında işleyen bir sistem, bir mekanizmadır. Seninle benim aramda tevbe işlemez. Ödeme işler. Öder helallık alırsın. Helallık da kelimeyle olmaz. Birkaç ay önceydi bir cenazede hoca hakkınızı helal ediyor musunuz Mevta'ya dedi. Birisi oradan çıktı ben etmiyorum dedi. Haklarım var varisleri ödesin. Vay sen nasıl böyle dersin adam dişli bir adammış demek. Herifin üstüne çullandı başladılar pataklamaya. Bu mu? Yani geleneksel dinin Helallik alma dediği bu, bu mudur helallik alma? Bu dine de iftiradır, Allah'a da iftiradır, insana da hakarettir. Kul hakkı söz konusuysa insan hakkı yani, insan hakkı. Onu ne diyeceksin? İnsan haklarını çiğneyenlerin Allah hakkından bahsetmeleri de ayrı bir namussuzluktur ve vahim bir namussuzluktur. Çünkü Kur'an bize diyor ki, Hak Allah'ın ismidir. Ve bizden münezzeh ve müberra bir kavramdır. Düşmanınızda da hakkı görseniz saygı duyacaksınız. Bir araya gidelim hocam. Aradan devam edelim. hak kavramını kul hakkından başlayarak ayakta tutmazsanız Öbür hakların hiçbirini ayakta tutamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Ma'un suresi işte diyen bir mucize var Kur'an'da. Bir 3 satırlık mucize. Ben bir kitap yaptım onu 400 sayfa. Onu görmek lazım. Bir ara verelim. Aradan sonra bunu konuşalım devam edecek. Bütün boşanmalarda boşanma kararını kadın veriyor. Bir arabalarım için para harcıyorum çünkü böyle çok hobisi olan bir insan değilim. Acun'u televizyonda görmeyi çok seviyorum ve televizyonda her daim olması gereken bir insan olduğuna inanıyorum. Parayı şöyle emlak alayım, şunlara yatırayım falan filan diye bir konsantrasyonum yok. Genelde zaten araba alıyorum, işte uçak alıyorum. Türkler ve Türkler kendilerine yutturmaya çalışan Zoka'nın farkına vardılar bu Kürt meselesi öfkeyle çözülemez. Yalnız benim kravatla falan hocam baksana ben artık maçlara böyle mi gelsin hocam? Anadolu, Anadolu bir bütün. Bir orkestra. Güneydoğu eşittir PKK'yı kabul etmiyor. Siyasette en kolay şey kesin konuşmak. Emin konuştuğu zaman herkes seni otorite zanneder. Benim başarısız olma lüksüm yok teknik direktörlükte. Sivas şehriyle Trabzon şehrini karşı karşıya götürmek az Yıldırım'ın haddi değil. Mizahi şeylerde en ufak bir sıkıştırma bütün eğlenceyi alıp götürebiliyor. Bugün hangi ünlü ben çok havalıyım, çok meşhurum diye geziyorsa emin olsun ki yarın bir salağa dönüşecek. Bunu konuşalıma devam ediyoruz. Programın son bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Ee, sosyal medyadan çok fazla soru var. Özellikle Twitter'dan. Herkes diyor ki bu Twitter'daki Yaşar Nuri Öztürk hesabı size mi ait? Yok bana ait değil. Benim... Bo Twitter, Facebook hiç onlarla hiçbir ilgim yok. Ya bu yakınınız tanıdığınız biri midir bu hesabı kontrol eden? Yani bilmiyorum. Ben benim bir alakam yok. Bayağı bir sağlam takipçi ben yapmış Ben gazetede köşe yazılarımın üstüne konan bir e-mail var. Mecbur konacak. Bir tek o e-mail'i bilirim. Size ait olmayan hesaptan 70 bin kişi takip ediyor şu anda bu hesabı. Evet. Vardır. Ee, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamını yani mealini baştan sona okumak hatim yerine geçer mi diyorsunuz? En ideal hatim yerine geçer. Çünkü Kur'an kendisinin tedebbürle yani ne dediğini anlayarak okunmasını emrediyor. Ne dediğini anlamadan okuyanlar hatim sevabı alıyor da ne dediğini anlayarak okuyanlar almasın. Hayır evvela onlar alsın öbürü de alsın. Kur'an'ın rahmeti geniştir. Evet. En ideal hatimdir o. Hı -hı. Ne dediğini anlayarak okumak. Evet. Hı -hı. Ben size bu pro bunu geçen programda sordum. Çok soru var. Bir daha soruyorum. Bu siz bana kızmıştınız hatta bunu sordum diye. E, dövme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir yasak gibi ayet İkerim var mı Kur'an-ı Kerim diye. öyle şeylerle uğraşır mı ya? Dövme. Bakın bunlar hijyenik meselelerdir. Sağlıkla ilgilidir. Yani Kur'an'da şu var. Sağlığınızı tehlikeye atmayın. Bu var. Hı hı. Hazreti Peygamber bu tür şeylerde müdahale ettiği zamanlar var. Niçin etmiştir? Sağlık kaygısıyla, hijyenik kaygılarla. Din, din bununla uğraşmaz. Din işte sağlığınızı tehlikeye atmayın diye çok üst bir kavram getirir. Onun altını doktor dolduracak, fakih dolduracak falan filan. Yani gidip doktora sen Candaş Bey bunu yaptırma bak bu senin başına şöyle bir sıkıntı açabilir dedi mi bunu yaptırırsan işte din o zaman seni sorumlu tutar. Yoksa dövme yaptırmak diye bir günah yoktur dinde böyle bir şey yok. Din bunlarla uğraşmaz. E, teheccüd namazı nedir, neden ve ne zaman kılınır sorar mısın? Teheccüd, teheccüd bir defa namazı demek çok isabetli değil. Fulya Saran soruyor size bu soruyu. Teheccüd uykuyu bölmek demek. Kur'an'da bu tabir geçiyor. Uykuyu Kur'an'la bölün diyor. Kur'an. Hazreti Peygamber'e hitaben "Fetehce bihi" diyor. O Kur'an'la uykuyu böl. Uykuyu nasıl bölersiniz Kur'an'la? Kur'an okuyarak. Kur'an'ı tetkik ederek. Kur'an'la ilgili ilimlerle meşgul olarak benim yaptığım gibi. Veya en alt mertebesi odur. Namaz kılıp kıldığınız namazda Kur'an okuyarak. Şimdi fıkıhta ne yapılmıştır? Kur'an'a tamamen aykırıdır bu. Teheccüd gece kalkıp namaz kılmaktır. Kur'an'daki teheccüdü bu manada almış. Vallahi ve billahi yanlıştır, doğru değildir. Ve Kur'an'a iftiradır bunu bilerek yapıyorlarsa. Teheccüd işte bu anlatılan bu. Evet. Ben okuma bilmiyorum, yazma bilmiyorum, ilmi tetkik hiç bilmiyorum. Bunlardan hiçbir nasibim yok. Ben gece kalkıp iki rekat, dört rekat, sekiz rekat ne kadarsa kılacağım ve orada da Kur'an okuyacağım derse ona hiçbir itiraz yok. Ama o en düşük mertebesidir. Biri kalkıp da teheccüd işte bundan ibaretti derse Allah'a da dine de iftira etmiş olur. Hocam program bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim saatte sizi buraya kadar yorduk. İyi olduğunuzu gördük. Çok da sevindik. Bunu konuşalım bitti. Önümüzdeki hafta biz yine buradayız. Hoşçakalın.